katkılarıyla hazırlanan Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı başlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli bir büyüğümüzü, derneğimizin, vakfımızın, yani Of Hayrat Cemiyeti'nin onursal başkanı, Trabzonspor'un efsane ve onursal başkanı, önemli bir devlet adamımız kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Mevlam yerini mekanını cennet eylesin. Bugün de her hafta cemiyetimizde yapmakta olduğumuz Cemiyette Muhabbet Günlerini bugün değerli onursal başkanımızın anısına, onu anma adına yapalım dedik. Bugün de yine onun yakın çalışma arkadaşları, futbolcuları, efsane Trabzonspor'u konuk ettik. Hüseyin Tok, Küçük Şenol, Usta Ömeroğlu, Necati aramızda. O dönemin spor Genel Müdürü Mehmet Atalay aramızda. Şenol Güneş hocamız yurt dışından yeni döndü, katılamadı. Bugün elimizden geldiğince değerli başkanımızı anacağız, yad edeceğiz. Böyle değerler ülkemize, bölgemize hizmet edecek böyle değerlerin gelmesini arzu ederiz. Of Hayrat Cemiyeti 1967 yılında kurulmuş, sosyal işler yapmayı, eğitime destek vermeyi şiar edinmiş bir cemiyettir. Biz burada her hafta salı günleri Cemiyette Muhabbet Günleri adıyla bu programları yapıyoruz. Bugün 47.yi yapıyoruz. Her programımızda birbirinden kıymetli değerlerimiz, iş adamlarımız, bürokratlarımız, doktorlarımızla insanlarımıza bilgi veriyoruz. Yani biz burada hem sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz, hem kamu hizmeti yapıyoruz, hem eğitim yapıyoruz, hem de insanlarımızın kaynaşmasını, sohbet etmesini sağlıyoruz. Buraya ilk defa gelen o kadar çok hemşehrilerimiz oluyor ki, her seferinde insanların kaynaşmasına biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü insan yapmış olduğu işin emeğinin karşılığını aldığında mutlu olur. Biz de mutlu oluyoruz. Her hafta 150-200 civarı katılım oluyor. Yemeklerimiz güzel. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Burada her ne kadar Of Hayrat Cemiyeti olsa da sadece ofları değil, ofları sevenleri de bekliyoruz. Dolayısıyla kapımız herkese açık. Öncelikle Mehmet Ali Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Çok değerli bir insanımızı kaybettik. Efsane bir başkan. Trabzonspor'a geldiği İbrahim Cavar abimizin, ona da Allah'tan rahmetleri diliyorum. Onun tavsiyesi üzerine Trabzonspor'da 83'te geldiği zaman, 83-84 senesinde Trabzonspor 6. şampiyonluğunu oldu. Ve Trabzon'da tesisleşmeyi başlatan kişi ve karizmatik ve liderlik vasfı olan bir yapısı vardı. O daha sonra siyasete girdi. Siyasette de çok başarılı oldu. Devlet Bakanlığı, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Orada da çok başarılı oldu. Ama siyaseti sevdi deseniz, siyaseti sevmedi bana göre. Sevseydi gerçekten Karadeniz adına, Türkiye adına da çok büyük kazanım olacaktı. Çok karizmatik bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin.
geride kalanlara tekrar başsağlığı diliyorum. Vallahi öncelikle Sayın Başkan'a Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün sevenlerine, bütün spor camiasına, Trabzonspor camiasına hepimizin başı sağ olsun diyorum. Çok değerli bir başkanı kaybettik. Onun anısına işte o Hayrat Derneği Başkanı bizi buraya davet etti. Anma gecesi yapıyor. Düşünceli insanlara bayılıyorum. Çok seviyorum. En azından geçmişte çok büyük hizmetleri vermiş. Çok klas, çok iyi bir başkandı. Benim dönemimde en uzun süre başkanlık yaptığı dönemdi. Çok büyük hizmetleri oldu Trabzonspor'a. Allah ondan razı olsun. Bizi buraya davet eden OFF Hayrat Derneği Başkanı ve yöneticilerine, tüm dostlara da teşekkür ederim. Öncelikle onursal başkanımıza Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diyorum. Ayrıca bütün Trabzon halkının da başı sağ olsun. Mehmet Ali Bey'le bizim yolumuz 1983 yılında kesişti. İlk başkan olarak geldi bize. İlk geldiği senede zaten 3 kupa birden aldık. Yani Şampiyonluk Kupası, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlık Kupası'nı aldık. 3 kupalı adam diye anılıyordur. Mehmet Ali Bey hep güler yüzlü olan, daima gülen, bizlere karşı böyle sempatik yaklaşan. Daha sonra ben futbolculuğum bittikten sonra da Mehmet Ali Bey'le Güneş Gazetesi'nde beraber çalıştık. Dediğim gibi Trabzonspor'a çok büyük emekleri var. Ben teşekkür ederim. Bizim onursal başkanımız, cemiyetimizin Onurlar Derneği'nin onursal başkanı kendisi. Trabzonspor'un efsane onursal başkanı. Onunla ilgili söyleyecek çok şey var. Zaten hocalarımız burada, değerli Üstad Mehmet Atalay, onlar kendi anılarını, anekdotlarını anlatacaklar. Biz ahde vefa değerli büyüğümüze ancak Allah'tan rahmet, geri kalanlarına baş sağlığı dileriz. Birkaç selamı da aktardıktan sonra hocalarıma vereceğim sözü. Bugün biz efsane başkanın efsane Trabzonspor'uyla hem yad edelim, analım istedik. Sağ olsun Hüseyin Tok hocamız, Necati Özçağlar hocam, Küçük Şenol, Mustafa Meroğlu. Demin hocam dedi ki biz büyüyemedik, önümüzde bir tane Büyük Şenol var. Hala Küçük Şenol kaldık dedi. Büyük Şenol, Şenol Güneş bugün katılamadı. Üstad Mehmet Atalay davet etmişti. Ali Kemal Denizci gelecekti. O da katılamadı. Levin'in selamı var. Bugün Mehmet Ali Yılmaz'ın evinde Kur'an-ı Kerim tilaveti var. O oraya gitti. Selamı var. Giray Bulağan selamı var. O da oraya gitti. Güvenç Kurtar selamı var. Bugün gelecek, yetişemedi. Bunlar selam olanlar. Dahil edip de gelmedi gelmeyenlere selamını iletmiyorum. Çünkü bunların mazeretleri var. Siz onları bilirsiniz. Sevgi dünyanın en güzel şeyidir. Biz Trabzon sevdalısıyız. Trabzon spor sevdalısıyız. Ben mesela futbola sevdalı değilim. Trabzonspor'a sevdalıyım. Ve ben o efsane Trabzonspor'la büyüdüm. Onun fotoğraflarıyla büyüdüm. Dolayısıyla bu sevginin de bir, gelirken Şenol Hocam'a, hocalarıma söyledim. Sevginin de bir zekatı var. Biz sizi seviyorsunuz, seviyoruz. Siz de o zekat olarak bizde, değil mi Üstad? Özellikle olarak bizim aramızda olmanıza mutluluk duyduk. Allah razı olsun, size teşekkürler ediyorum. Selamı aktaracağım. Başka kimse kaldı mı? Hakkı yok. Kalmadı. Şimdi sırasıyla, yaş sırasıyla Hüseyin Hocam'a mikrofonu aktaracağım. Hüseyin Hocam kendi anekdotlarını anlatacak. Peşinden Necati Hocam, sonra Şenol Hocam, sonunda da üstadımız, değerli üstadımız Mehmet Atalay. Mehmet Atalay spor genel müdürü ama bugünkü spor bakanıyla eş. O zaman bakan yok, değil mi usta? Spor bakanıyla eş o zamanki spor genel müdürlüğü. Yani. Peki. Ben bizim için öyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Mayıs sonuna kadar buradayız. Buyurun Hüseyin Hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Başkan'a selam ediyorum. Bizi davet ettiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu da aynı şekilde devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Tabii bu akşam burada efsane başkanımızı anmak için, ona rahmet dilemek için toplanmış bulunuyoruz. Herkese saygılar sunuyorum. Trabzonspor'un efsane başkanı 1983'te Trabzonspor başkanı oldu ve biliyorsunuz o yılda Trabzonspor 83-84 senesinde şampiyon oldu. Ve ilk tesisleşme Sayın Mehmet Ali Yılmaz zamanında başladı ve bugün de artarak devam etti. Bugüne kadar geldi. İlk temeli o attı. Onun için o önemli bir meyvek taşıydı Trabzonspor adına. Çünkü bizim dönemimizde biz ondan önce oynuyorduk. Mehmet Ali Bey geldiği zaman ben yoktum. Ama ondan önce biz maalesef yollarda, pistlerde, yani çim sahayı hiç görmeden bu şampiyonluklara katkı verdik. Ama ondan sonra Trabzonspor 1984'ten sonraki yıllarda güzel tesisleşme yolunda ilk adımlar atmıştır. Bu adımı da Sayın Mehmet Ali Yılmaz atmıştır. Kendisine rahmetler diliyorum, Allah rahmet eylesin diliyorum. Siyasete de çok önemli yerlere geldi. Mesela devlet bakanlığı yaptı, spordan sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ama şunu söyleyebilirim ki siyaseti fazla sevmedi herhalde, fazla vakit ayırmadı. Yoksa Trabzon veya Karadeniz bölgesi için önemli bir siyasetçi olabilirdi, Türkiye adına da önemli bir siyasetçi olabilirdi. Fakat bu siyaseti fazla ısınmadı. Onun için de bir dönem yaptı herhalde. Ondan sonra ayrıldı. Değil mi? Efendim, Trabzonspor'da ben futbolcu döneminde ondan olmadım ama diğer zamanlarda çok beraber olduk. 96-97 yılında ben Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyorduk. O dönemlerde Mehmet Ali Bey'in ikinci dönemi Trabzonspor'da. O dönemde bizim başkanımızdı. Kendisiyle görüşmeler yapardık. Çok karizmatik bir insandı bir kere. Çok zeki bir insandı. Liderlik bahseden bir insandı. Ben söyleyeceklerim bu kadar. Fazla arkadaşlar da zaman bırakayım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Efsane başkanımıza Allah'tan rahmet diyorum. Mükemmel cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Bizim şehirlerinin de başı sağ olsun. Ben 1983 yılında başkanımla tanışma şansına nail olduk. İlk başkanımızdı Trabzonspor'un. Zaten biliyorsunuz ilk şampiyonumuz, son şampiyonumuz da şeyden sonra 2021 mi? 2021'den sonraki son şampiyonumuzdu. Uzun bir süre onun şampiyonundan sonra şampiyon olamadık biz başkanımda. Mehmet Ali Bey Trabzonspor'a geldiği zaman bize yaptığı en büyük hizmetlerden bir tanesi tesisleşmeydi. Biliyorsunuz İbrahim Cevahir rahmetli o tavsiye getirdi Mehmet Ali Bey'e Trabzonspor'a. İşte tesislerin açılış konuşmasını yaparken de dedi ki işte ben dedi Mehmet Ali Bey'i buraya getirdim dedi. Ben ondan dedi en az dedi hatta zenginim dedi ama ben onun kadar dedi rahatça bile daramam dedi yani. Gerçekten çok cömert bir insandı. Devamlı güler yüzlü bir insandı. O zamanlar deplasmana gittiğimiz zaman peşimizde çantalarla gelirdi. Nasılsa yeniyoruz yani maçlar. Maçtan sonra hemen primlerimizi maçtan sonra hemen alırdık yani. Böyle herkese karşı güler yüzlü, sempatik. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok iyi bir başkanımızdı. Trabzonspor için çok iyi işler yaptı. Zaten yani siyasi taraftaki başka arkadaşlarımız söyleyecek herhalde. Biz daha fazla vaktini almayayım. Ben bir de Güneş Gazetesi'nde futbolu bıraktıktan sonra beraber olduk. Güneş Gazetesi'nin sahibiydi. Orada beraber olduk. Orada ufak bir işiyle beraber rahmetle bir şeyimiz olmuştu. Tartışmamız olmuştu. Onun haricinde çok muhterem bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Sayın Başkanım Mehmet Ali Bey'e bizi buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de eski dostumuz, arkadaşımız Mehmet Atılay'ı da uzun zamandan beri ilk defa görmeyi çok memnun oldum. Tabii bu vesileyle Sayın Başkanımız, efsane başkan, karizma başkan ne derseniz deyin. Benim de çok sevdiğim bir insandı. 83 yılında tanıştık. Yaklaşık 4 yıl bize başkanlık yaptı. Benim oynadığım dönemde. Allah'tan rahmet diliyorum bütün ailesine, bütün spor camiasına, bütün Trabzonspor camiasına, herkesin başı sağ olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok
yakışıklı, karizmatik, adam gibi adam diyorsa Mehmet Ali Yılmaz'dı. İşte ben onun için onu çok seviyorum. Çok üzülmüştüm cenazesinde de. Ben onunla sürekli de görüşüyordum, hala da görüşüyordum. Onun için böyle bir cenaze nedeniyle burada olmamız pek olmaması gereken şeyler ama başkan böyle güzel şeylerle de bizi davet ederse çok memnun oluruz. Allah tekrar rahmet eylesin. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Tevalli'nin katkılarıyla hazırlanan Ayhan Türk ile Karadeniz Harmanı sona erdi.